CP-704, Nebraska Ulusal Ormanı'ndaki Eyalet Karayolu 96'ya bağlanan ve kopan kıvrımlı bir yol döngüsüdür. Döngü, herhangi bir geleneksel veya elektronik haritada görünmez ve etkilenen bölgeye odaklanamama nedeniyle uydu gözetimi zorlaşır. SSCP-704'ün pasif ve aktif bir fazı vardır. Pasif aşama yalnızca yürüyerek seyahat edenler tarafından gözlemlenebilir. Pasif aşamada SCP-704, araç kalıntılarıyla dolu, kıvrımlı, statik bir yol gibi görünür. Araç kalıntıları aktif aşamasında gözlemlenmez. Rotanın tam topografyası ve mesafesi aktif dönemler arasında sabit kalır. Aktif bir dönemden sonra topografya ve mesafe yeni bir yapılandırmaya değişir. Bir sürücü SCP-704'e girdiğinde aktif fazı başlar. Aktif faz, çeşitli deneylerin bir parçası olarak SCP-704'e giren araçlara monte edilmiş uzaktan kameralar aracılığıyla gözlemlenmiştir. Aktif fazın ilk işareti, sürücünün giderek artan bir şekilde heyecanlı bir tavır sergilemesidir. Yol daha da zorlaştıkça, sürücü yolun ne kadar eğlenceli olduğunu ilan etmeye başlayacak ve yolcuları sürüş becerilerini izlemeleri için dürtecektir. Yolcular yola karşı tek düze bir olumsuz tepki göstererek kaygı, paranoya ve korku sergilerler. Yol, aracın önünde rotanın aktif olarak değiştiğini kaydeden monte edilmiş kameralarla giderek daha zorlu hale geliyor. Birkaç son derece olası olmayan yol konfigürasyonu gözlemlendi. Başladığı yere geri dönen sıkı bir daire 70 derece eğim, görünürde dikey bir döngü. Yolun ve manzaranın genel görünümü de değişir ve asfalt yollar ve farklı kalite derecelerinde toprak yollar ortaya çıkar. Sürücünün heyecanı ve yolcularının olumsuz tepkileri, sürücü aracın kontrolünü kaybedip kaza yapana kadar artacaktır. Bir kaza hiçbir zaman kameraya kaydedilmemiştir çünkü tüm kayıt cihazları olaydan önce çalışmayı durdurur. Bu kaza tutarlı bir şekilde tüm yolcuların ölümüyle sonuçlanmış ancak sürücünün hayatta kalmasıyla sonuçlanmıştır. Yolcular genellikle kazaya yakın bir yerde bulunur ve zorla fırlatmayla tutarlı yaralanmalar vardır ancak araç enkazında buna dair hiçbir belirti yoktur. İlginç bir şekilde genellikle moleküler düzeyde yerel nesnelerle kaynaşmış halde de kurtarılırlar. Kazanın ciddiyeti ne olursa olsun, sürücüler sıyrıklar ve morluklardan daha kötü bir şeyle kurtarılmayacaktır. Sürücüler SCP-704'te geçirilen zamana dair yalnızca kısmi belirli anıları tutarlar. Ancak yolcularının ölümlerinden sorumlu olduklarının her zaman keskin bir şekilde farkındadırlar. EK-704-01, iç izleme cihazları çoğu sürücünün yolla konuşmaya başladığını ve sanki yol onlarla iletişim kuruyormuş gibi tepki verdiğini göstermiştir. Konuşma her zaman yolcularla ilgilidir ve genellikle sürücüden çılgın kahkahalar yükselir. Ancak öfkeye de yol açtığı kaydedilmiştir. SCP-704'ün gerçekten iletişimsel mi yoksa akıllı mı olduğu belirsizdir. Aktif bir olay sırasında kişilik değişimleri ve sonrasında kısmi retrograd amnezi nedeniyle tüm potansiyel görüşme girişimleri başarısız olmuştur. EK-704-02 4 Eylül 2009 tarihinde motorcu çetesinin bir üyesi olan D-4701 SCP-704'ün tek kişilik bir araç üzerindeki etkisini belirlemek üzere seçildi. Kendisine uzaktan kumandalı bir kapatma anahtarı olan bir motosiklet verildi ve SCP-704'ü geçmesi talimatı verildi. Bu durumda SCP-704 D-4701'i doğrudan karşı taraftaki muhafız kulübesine yönlendirecek şekilde değişti ve iki gözlemci araştırmacıyı öldürdü. Tek kişilik araçlarla SCP-704 üzerinde gelecekte deney yapılması önerilmemektedir.